Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuk açısından durumunu ele alacağız. Ben Muhammed Emre Hayyar, İstanbul Hukuk Son Sınıf öğrencisiyim. Ayrıca uluslararası hukuk üzerine çalışmalar yapmaktayım. Antalyalıyım. İlk olarak bazı kavramların sunumda nasıl kullanacağımdan bahsedeceğim. Yani bu kavramların size tanımını yapmayacağım. Sadece işime yarayacak şekilde bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Biz uluslararası hukukta devlet dediğimiz zaman eşit devletlerden bahsediyoruz. Yani bu ne demektir? Amerika, Somali, Irak, Türkiye, Afganistan. Bizim için hukukun önünde hepsi eşittir. Devletin işlevselliği hukukun önündeki eşitliğini engellemiyor. Ayrıca devlet dediğimiz zaman biz egemen devletten bahsediyoruz. Yani bu devletler kendi ülkesinde, kendi topraklarında başka herhangi bir güç tanımaz. Yani Amerika gelip Türkiye'de bir kanun yapamaz. Irak gelip Türkiye'de bir vergi toplayamaz. Bundan bahsediyoruz. Bunun farklı veçeleri var. İlerleyen süreçte inşallah karşılaşacağız. Kuvvet kullanımı diyoruz. Kuvvet kullanımı aslına bakarsanız bizim savaş dediğimiz şeyler uluslararası hukukta kuvvet kullanımı olarak geçiyor. Çünkü şu an güncel uluslararası hukukta savaş yasak. Bunun bazı istisnaları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Bir de burada silahlı saldırı kavramı var. Az sonra yine karşımıza çıkacak. Silahlı saldırı dediğimiz zaman tek bir kurşun atımından bahsetmiyoruz. Yani Irak sınırından Suriye sınırına tek bir kurşun düşmüş. O kurşun benim bacağımı isabet etmiş ve yaralamış. Bu silahlı saldırı değil. Belli bir ağırlığa ulaşması gerekiyor. BM Güvenlik Konseyi hepimiz duymuşuzdur. Burada iki tane önemli mevzu var. BM Güvenlik Konseyi kararları var. Bu kararların bir kısmı tavsiye niteliğinde, bir kısmı bağlayıcı. Ama bunların bu kararların hepsine devletler uyacağını beyan etmiş durumda. Yine de iki tür karar olduğunu bilelim. Tavsiye niteliğinde ve bağlayıcı. Bir de BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daim üye var. Toplamda 15 üye var. 10 üye geçici üyeler. 2 yılda bir olması gerekiyor. Yenilenen seçimlerle değişiyor. 5 daim üyenin alınan bağlayıcı kararlarda, daha doğrusu kararların genelinde usulü olmayan kararlarda hayır oyu vermemesi gerekiyor. Hayır oyu verdiği takdirde o kararın geçmesi mümkün değil. Yani 14 evet, 1 hayır geçmedi. Bu olabiliyor. 5 daim üye kimdir? Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin. Evet, teşekkür ediyorum. Meşru müdafaa kuvvet kullanımının istisnasıdır. Bu ulusal hukukta da, uluslararası hukukta da böyledir. Bir kişi size saldırdığı takdirde siz kendinizi koruyabilirsiniz. Burada meşru müdafaanın iki tane önemli ölçüsü var diyelim. Zorunluluk ve orantılılık. Zorunluluk İngilizce necessity diye geçiyor. Tam Türkçe çevirisi gereklilik. Ama buradaki gereklilik öyle bir gereklilik ki en son çare olarak bir gereklilik. Dolayısıyla ben zorunluluk olarak çevirdim. Orantılılık zaten genel olarak anlaşılan bir şey. Bahsettiğim gibi savaş yasak. Dolayısıyla kuvvet kullanmak da yasak. Ama bunun birkaç istisnası var. Öncelikle ana kuralı görmüş olalım. Birleşmiş Milletler Şartı 2. maddenin 4. fıkrasında diyor ki eğer bir silahlı saldırı gerçekleşirse, yanlış söyledim. Burada direkt kuvvet kullanma yasağından bahsediyor. Burada kuvvet kullanma tehdidi ve kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınırlar diyor. Buradaki bir yasak oluşuyor. Burada bu önemli. Kuvvet kullanma tehdidi de yasak. Yani sen benim istediğimi yapmazsan ben sana 2 yıl sonra savaş açarım. Bak eğer bunu yapmazsan yarın bombaları başından yağdırırım. Bu da yasak. Burada BM şartı madde 39. Daha bahsettiğim gibi BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar var. Bu kararlar tavsiye niteliğinde olabilir ya da bağlayıcı olabilir. Bağlayıcı kararlardan bir örnek vermek gerekirse Körfez Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'a dedi ki çık. Irak nereden çık dedi? Irak Kuveyt işgal etmişti. Çıkman gerekiyor dedi. Irak dinlemedi. Tavsiye niteliğindeki kararı dinlemediği zaman bağlayıcı karar aldı ve orayı birçok devletin ortak askeri operasyonuyla Kuveyt'ten Irak'a çıkartmış oldu. Bir örnek olarak bunu söyleyebiliriz. Burada meşru müdafaa istisnası var. İkinci istisna. Burada diyor ki bir silahlı bir saldırı gerçekleştiğinde, bir üye devlete karşı silahlı saldırı gerçekleştiğinde üye devletin doğal olan bireysel ya da ortak meşru müdafaa hakkı. Yani burada doğal olandan kastı, burada İngilizcesi inherent, aslında Türkçe'ye doğal olan diye çevirmek biraz sıkıntılı. Mündemiç aslında tam karşı ya da içkin. Yani bir devlet zaten devletse meşru müdafaa hakkına sahiptir anlamına geliyor. Bireysel ya da ortak diyor. Bu da demektir ki ben kendimi savunacak güçte olabilirim ve kendimi savunabilirim ama bu güçte de olmayabilirim. Bu çok normal. O zaman müttefiklerinden yardım isteyerek beni savunmalarını veya bana yardımcı olmalarını isteyebilirim. Ayrıca burada birikimlilik olarak yaptığım bu meşru müdafaa fiilini Güvenlik Konseyi'ne bildirmem gerekiyor. Bu mektup usulüyle yapılıyor. Bunların örneklerini göreceğiz inşallah.
Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'na en son geleceğim. Şu an bir zemin inşa etmeye çalışıyorum ki aynı şeylerden bahsedebilelim. Burada aciz veya isteksiz standardı diye bir şey var. Meşru müdafaadan bahsetmiştik. Bir silahlı saldırının gerçekleşmesi gerekiyor dedik. Peki bu silahlı saldırı normal şartlarda 1945'te kurulan bir kuralda silahlı saldırıyı kim gerçekleştirir? Birçok insanın aklına normal olarak devletler gelecek. Amerika Rusya'ya saldırır, Türkiye Irak'a saldırır, Suriye'ye başka yere saldırır. Ama bugün geldiğimiz noktada, daha doğrusu tarihsel süreçte gelinen noktada sadece devletler değil, devlet dışı bazı aktörlerin de silahlı saldırı yapabileceğinden bahsediyoruz. Bunun en bariz örneği 11 Eylül saldırıları. El-Kaide Amerika'ya bir terörist saldırı gerçekleştirdi ve 3000 insan çok kısa süre içinde hayatını kaybetti. Buna silahlı saldırı diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Bu hala tartışma konusu ama Türkiye'nin de içinde olduğu pek çok devlet bunu bir silahlı saldırı olarak kabul ediyor ve diyor ki benim o zaman meşru müdafaa hakkım vardır. Burada diyor ki, nasıl bunu söylüyor peki? Diyor ki eğer bir devlet kendi topraklarında başka bir gücün bana saldırı yapmasını engelleyemeyecek kadar aciz veya isteksizse, bunu açıklamasından sonra yapacağım, ben bu devleti mesul tutarım. Ve bu durumda ona karşı meşru müdafaa, onun topraklarına meşru müdafaa hakkımı kullanarak operasyon yaparım diyor. Burada devlet dışı silahlı aktör dedik. Bu aktör, grup veya örgüt olarak farklı kullanımları var. Ben aktör kelimesini tercih ettim. Peki bu devlet dışı silahlı aktörler ne olabilir? Mesela devrimci yapılanmalar. Bu bizim bölgemizde benim aklıma bir örnek gelmedi ama Nikaragua'da mesela bu soğuk savaş döneminde kontra gerillalar var. Mevcut hükümete karşı devrim yapmak isteyen bir silahlı grup. Bu devrimci yapılanma örneği. Kurtuluş örgütleri, mesela en çok bizim en çok bildiğimiz Filistin Kurtuluş Örgütü vardı. Devlet dışı silahlı bir aktör. Devlet değil, elinde silah var ve belli bir güce sahip. Terörist örgütler, en klasiği PKK, DAEŞ ve benzeri. Peki bunların yaptığını devlete isnat edebilir miyiz? Daha demin bahsettiğim gibi devletler diyor ki, bazı devletler, tüm devletler değil, bunun da bir önemi var. Eğer devlet kendi sınırından bana saldırı gelmesini önleyemiyorsa ben devlete isnat eder, onu mesul tutarım diyor. Aciz devlet nedir? Kendi topraklarından başka bir devlete saldırı gerçekleşmesini önleyemeyen devlete aciz devlet denir. İsteksiz devlet önlemek istemeyen, hatta kimi zaman destek veren devletlerdir. Mesela burada örnek ne olabilir? Suriye'de Esad hükümetinin DAEŞ'in bulunmasını istemediğini söyleyebiliriz ama engelleyemiyor. Yani aciz bir durumda. Ama aynı şey PKK için söylemek biraz zor. Çünkü kendi topraklarından, yani kendisini kontrol ettiği alanlardan geçmesine izin veriyor. Onlara karşı bir askeri harekata girişmiyor. Burada isteksiz olmasından söz etmek daha mümkün. Bunun bir başka örneği, destekleme örneği Taliban-El-Kaide ilişkisi. 11 Eylül saldırının gerçekleştiği dönemde Taliban Afganistan'da hükümet. Yani devlet onlar yönetiyor. El-Kaide Afganistan içinde belli başlı yerlerde kamplar kuruyor, insanlara itiyor. Ve buradaki eğittiği insanlarla yurt dışında bazı saldırılar gerçekleştiriyor. Taliban ve El-Kaide hükümetinin arasındaki ilişki destekleme ilişkisi olarak kabul ediliyor. Genel olarak çok ayrıntıya girmemeye çalışıyorum. Neden veya diyoruz? Aciz veya isteksiz dedik. Buradaki mesul tutma konusunda aciz ya da isteksiz olması yeterli. Her ikisinin bir arada bulunmasına gerek yok. Yani diyor ki sen burada aciz mi kaldın? Tamam, yine de mesulsün. Sen burada adamı çıkartmak istemiyor musun? Yapacak bir şey yok, mesulsün. Böyle bir anlayış var. Burada devletlerin tutumları. Öncelikle bu devlet tutumları bizim için niye önemli? Uluslararası hukukun Uluslararası Adalet Divanı statüsü madde 38'de belirtilen ve genel olarak kabul edilen 4 tane temel kaynağı var. Uluslararası sözleşmeler, zaten ne olduğu çok açık. Örf ve adet hukuku. Örf ve adet hukuku devletlerin pratikleri, yani devletlerin uygulamaları, ancak herhangi bir uygulaması değil, hukuk olduğu inancıyla gerçekleştirdiği uygulamalar. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Daha çok mahkeme kararlarıyla ortaya çıkıyor denebilir. Hukukun genel ilkeleri, bunlar birazcık muğlak zaten. Yargı kararları, uluslararası mahkemesi, yargı kararları genel olarak burada bahsettiğimiz şeyler. Uluslararası Ceza Mahkemesi var, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Daimi Adalet Divanı ve benzeri farklı mahkemeler var. Ve doktrin, yani dünya çapında kabul gören bazı akademisyenler var. Ve bu akademisyenlerin çalışması uluslararası hukukun kaynağı olabilir. Burada yer almayan ama kabul edilen bir kaynak daha var. Bu da jus cogens diye geçiyor, Latince bir tabir. Türkçe'ye çevirirsek emredici hükümler. Yani buradaki herhangi bir kaynağın aksine devletler karar alabilir. Yani 190 ülke bir anda uluslararası yeni bir sözleşme yapıp örf ve adet hukukunu değiştirebilir. Bu olabilecek bir şey. Ama jus cogens dediğimiz şeylere karşı herhangi bir devlet herhangi bir fiil yapamaz. Herhangi bir kararla bunu değiştiremez. Jus cogens'e örnek verirsek çok fazla gündeme gelmemekle birlikte kölelik yasağı, korsanlık yasağı gibi şeyler jus cogens yasaklardan olarak geçiyor. Neden önemli dedik? Devletin tutumları. Örf ve adet hukukunun oluşmasında burada bahsettiğimiz devletin tutumları, devletin fiilleri önemli olduğu için bu aciz ve isteksiz standardına karşı devletin tutumları bizim için oldukça önemli. Peki
Bu devlet tutumunu nasıl ayırabiliriz? Açıkça onaylayan devletler var. İfadeyi kullanmaktan kaçınan devletler var. Fiiliyatta uygulayanlar var. Ben bu üç kategoriyi de onaylayanlar kısmını ele alıyorum. Açıkça onaylayanlar, Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda ve benzeri. Bunlar sınırlı sayıda değil bu arada. Ben sadece bazı örneklerini aldım. Burada Rusya, Türkiye, İsrail. Mesela Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında yaptığı, Rusya'nın Gürcistan'da yaptığı, İsrail'in Lübnan'da yaptığı, Amerika'nın Afganistan'da yaptığı, Birleşik Krallık'ın yine Suriye'de yaptığı, Almanya, Suriye ve benzeri birçok örnek var burada. Bu sayı ciddi manada fazla şu an. Ben yerim dar olduğu için bu kararı alabildim. İfadeyi kullanmaktan kaçınan ülkeler var. Yani en başta bahsetmiştim. Eğer sen meşru müdafaa standartını meşru müdafaa hakkını kullanıyorsan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir mektupla bu durumu açıklaman gerekiyor. Ama sen mektupta ne yazacağın sana bağlı bir şey. Daha demin ilk başta bahsettiğim 10 devlet ve daha fazlası açıkça diyor ki ben aciz ve isteksiz standartını kullanıyorum. Yani adamı ben bu yolla mesul tutuyorum. Ancak burada bahsettiğimiz devletler bu standardı aslında pratikte kullanmakla birlikte herhangi bir şekilde, yani burada devlet dışı silahlı aktöre karşı bir operasyon yaptığını söylemekle birlikte aciz veya isteksiz tabirini kullanmıyor. Bir de fiiliyatta uygulayanlar var. Bunlar neredeyse hiç açıklama yapmıyor. Meşru müdafaa hakkına dayanıyorum ve saldırıyı gerçekleştiriyorum diye açıklama yapan ülkeler. Fransa, Danimarka, Norveç, Körfez İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, Katar ve benzeri devletler. Yine bazı diğer Arap ülkeleri. Kolombiya, Uganda, Ruanda, Etiyopya. Bunların da daha fazla örnekleri de var aslına bakarsanız. Bir de karşı çıkan devletler var. Tabii ki de gördüğünüz üzere Suriye. Kendi toprağına bir saldırı gelen bir devlet normal olarak bu standarda uymak istemiyor. Aynı şekilde Ekvador da bu şekilde. Küba da bu şekilde. Yani başını ağrıttığı, yani bu standardın başını ağrıttığını düşünen devletler buna karşı çıkmış oluyor genel olarak. Bu standardın uygulandığı bazı geçmiş örnekler var. Yine bunlar sınırlı sayıda değil. Ben sadece bizim dikkatinizi çekeceğini ve slide'da kullanmanın faydalı olacağını düşündüğüm operasyonları aldım. Kalıcı özgürlük operasyonu. Yani burada çok havalı bir isim gibi duruyor ama işte Amerika'nın 11 Eylül'den sonra Afganistan'a karşı gerçekleştirdiği operasyon adı 2001'de başladı, 2014'te sona erdi. İlk başladığında Amerika aciz ve isteksiz standartına dayanıyordu. Daha sonra aciz veya bazen kullanımda hata yapabiliyorum. Daha sonrasında orada kukla bir hükümet kurdu ve dedi ki bu hükümet beni buraya çağırıyor, ben o zaman onları desteğe gidiyorum. Burada neye dönmemiz lazım? Egemenlik. Her hükümet kendi ülkesi içinde egemendir. Yani bu egemenlik neyi de kapsayabilir? Yurt dışından askeri yardım da isteyebilir. Mesela şu an Suriye'de Esed hükümeti Rusya'ya dedi ki ya kardeş ben burada kendi işlerimi idame ettiremiyorum, bana birazcık destek gönderir misin dedi. Rusya o gün bugündür oradaki insanları bombalamaya başladı. Aynı şekilde Amerika Afganistan'da kukla bir hükümet kurdu ve bu hükümetin daveti üzerine operasyona devam ettiğini ilan etti. Tabii ki bunlar biraz tartışma, kukla hükümetin böyle bir daveti kabul edilir mi edilmez mi ve benzeri şeyler çok tartışmalı. Burada önemli olan iki tane mevzu var. BMGK'dan kastım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bunun bir de genel kurul var, karışmasın. Bu Güvenlik Konseyi. 1368 sayılı karar. Burada biraz daha yenilikçi olan doktrindeki yazarlar diyor ki terörizme karşı meşru müdafaa hakkı tanındı. Terörizme karşı derken devlet tarafından gerçekleşmeyen saldırılara karşı meşru müdafaa hakkı tanındı. Meşru müdafaa doğal bir haktır ve bu hak saldırı gerçekleştirdiğinde mevcuttur. Aslında metine geçen tanım tam olarak yani tam tercümesi bu. Ve ayrıca yorumla bunu eklemeye çalışıyorlar. Saldırının devletten veya bir teröristten gelmesinin bir önemi yoktur. Ama aslında böyle mi? Metni incelediğimiz zaman metnin bir kısmında diyor ki terörist saldırı vardır ve bunu kınıyoruz. İkinci cümlesinde diyor ki aynı cümlenin devamı değil, devletlerin meşru müdafaa hakkı vardır. Kimisi diyor ki aynı metinde geçiyor, birbirini tamamlayan cümleler, dolayısıyla terörizme karşı meşru müdafaa hakkı söz konusudur. Kimisi diyor ki, kardeşim çok da zorlama, böyle bir şey yok. İkinci görüş, klasik görüş diye adlandırılıyor, diğeri biraz daha modern görüş olarak adlandırılıyor. Orta yolu bulmak lazım, yoksa aksi takdirde devletler başka devletlerin sınırlarına geçip iki füze atıp operasyon yapmaya başlayabilir. Bunun İkinci Dünya Savaşı öncesinde örnekleri var. Tarihe ilgisi olan arkadaşlar bakabilir. Bir de hemen 1368 zaten çok kısa süre içinde 1370 sayılı karar var. Burada özellikle diyor ki devletler terörizme aktif veya pasif destek olmaktan kaçınmalı. Bunlar doğrudan hukuk kaydı olarak adlandırılmasa bile uluslararası arenada meşruiyet sağlayan ve bunlara atıf yapılan kararlar. Bunlardan da bahsetmiş olalım. Güneş Harekatı, bu bizim Türkiye'den Irak'a, Kuzey Irak'a doğru Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiğimiz bir harekat. 2008'de yapılıyor. Maalesef ki burada biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir mektup göndermiyoruz. Çok zor bir şey değil. Copy paste yapıyor zaten birçok zaman maalesef. BM Güvenlik Konseyi bir mektup göndermiyoruz. Tabii ki bu yaptığımız harekatı gayri hukuki kılmıyor.
Ama en azından kendimiz hukuki gerekçelerimizi, ki gayet haklı olan hukuki gerekçelerimizi ifade etseydik çok daha iyi olurdu. Ama yine de durumu incelediğimiz zaman, o dönemki süreci incelediğimiz zaman neler görüyoruz? 150 PKK'lı Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sınıra geçiyor. Farklı farklı saldırılar gerçekleşiyor. Ve en son noktada 12 askerimiz şehit ediliyor, 8 askerimiz ise esir alınıyor. Türkiye bunun üzerine operasyona başlıyor. Burada Türkiye'nin yaklaşımı akademik makalelerde şöyle alınıyor. Tek bir silahlı saldırı, mesela El-Kaide'nin 11 Eylül'de yaptığı 3000 kişinin öldüğü ciddi manada bir silahlı saldırı. Artık bunu zaten tartışmak çok zor. Hani buna karşı çıkan insanlar da ciddi manada zorlanıyor. Ama 10 askerin ölmesi, bir tane kurşunun düşmesi, bir havan topunun düşüp boş bir araziye patlaması. Bunlar acaba silahlı saldırı mıdır? Ama sürekli de geliyor. Bir karşılık vermen lazım. Bu durumda şöyle bir yorum yapılıyor. Diyor ki saldırıların toplamı aynı fiiliyatta, aynı akıldan çıkmış, aynı örgütten geliyor ve aynı amaçla gerçekleştirilen 5, 10, 20 saldırı birleşip bir silahlı saldırı, dediğim gibi belli bir eşiğe ulaşması gerekiyor. Belli bir silahlı saldırı meydana getirebilir deniyor. Burada da Türkiye biraz buna dayanmış oluyor ama dediğim gibi maalesef ki bir mektup göndermediğimiz için tam olarak devlet ağzından bir şey duymamış oluyoruz. DAEŞ'e karşı koalisyon, bu global koalisyon diye geçiyor aynı zamanda. Şu an itibariyle 70 küsur devlet var. Bu devletlerin içinde aklınıza gelmeyecek, bunlar da mı devletmiş, bunlar da mı operasyon yapıyormuş diyeceğiniz devletler var. Mesela Panama diye bir devlet var. Mesela İzlanda diye bir devlet var ve bu devletlerin aslına bakarsanız ordusu yok. Yani mesela biz hep deriz ya, Türk Silahlı Kuvvetleri 300 bin, 400 bin, 750 bin personeliyle hatta 70 milyon her türlü savaş hazırız. Bu adamlar değil. Çünkü adam daimi bir ordusu yok. Bir polis kuvveti var. Olağanüstü durumlarda işte iç işleri düzenliyor ama daimi bir ordusu yok. Bu arada benim bahsettiğim bu koalisyona girdikleri zaman 2018'de kurdular mı tekrar kontrol etmedim. Onun dışında 70 küsur devletten bahsettik. Bu devletler kimler? Türkiye, Amerika. Amerika da öncülüğünü yapıyor. Irak, Almanya ve bilimum Avrupa devletleri ve onlarla beraber gözükmek isteyen bazı diğer ufak tefek devletler denebilir. İnternette listesi var ama 70 tane devletin hepsini yazamayacağım için bazı örnekleri de saymış oldum. Burada kendi tercümemle bu Irak'ın gönderdiği mektuptan bir kesit, bu Amerika'nın gönderdiği mektuptan bir kesit. Irak diyor ki, ben kendi ülkemdeki IŞİD'i gönderdim. Ülkemde artık IŞİD'i çıkarttık, bilmem kimin desteği, orada Amerika'ya falan teşekkür ediyor. Ama diyor, ben her ne kadar ülkemden IŞİD'i çıkartmış olsam da benim sınırımın dışında da bu IŞİD var ve bana saldırmaya devam ediyor. Ama benim hala gücüm yok ve ben meşru müdafaa hakkına dayanıp bir operasyon gerçekleştirmek istiyorum. Ama başta bahsettiğimiz gibi meşru müdafaa bireysel olabiliyor gibi müşterek de olabiliyor. Yani sen müttefiklerinden yardım isteyebiliyorsun. Irak diyor ki, biz açık rızamızla Amerika Birleşik Devletleri'nden DAEŞ bölgelerini ve askeri sınaklarını vurmak üzere uluslararası girişimlere önderlik etmesini talep ettik. Amerika'da canına minnet. Diyor ki Irak hükümeti Birleşik Devletler'den DAEŞ bölgelerini ve askeri sınaklarını vurmak üzere uluslararası girişime önderlik etmemizi talep etti. Ve tehdidin doğduğu, bulunduğu, yani tehdidin yuvasında onlara operasyon gerçekleştirmek üzere hareket ediyoruz. Ve diyoruz ki eğer bu tehdidin bulunduğu devlet aciz veya isteksizse, tam olarak burada unable or unwilling diye geçiyor İngilizcesi de, isteksiz olduğunda biz bu operasyonu yapma hakkına sahibiz. Şu an bu 70 küsur devletlerin her biri mektup göndermiş durumda değil. Gönderen devletlerden bir kısmı aciz veya isteksizi açıkça yazmış, bir kısmı yazmamış durumda. Ama gönderilen ilk mektuplar ve kaynak mektuplar bunlar. Bunlara aciz veya isteksiz standardı geçiyor olarak söyleyebiliriz. Fırat Kalkan Harekatı. Bildiğiniz üzere 2016'da başladı, 2017'de bitti. Elbap bölgesine aldığımız harekat. Ama aslına bakarsanız Türkiye'nin harekatı Fırat Kalkanı ile başlamadı. İlk olarak bizim yaptığımız bir Şah Fırat harekatı vardı. Biz orada kendi toprağımız olan Türbe'yi kendi sınırımıza daha yakın hale getirerek taşıdık aslına bakarsanız. Ama yaptığımız harekatı Suriye sınırları içinde yaptığımız için bu da sınır ötesi bir operasyon oluyor. Ardından Türkiye'nin kendi ülkesi sınırları içinden gerçekleştirdiği müdahaleler var. Mesela ne? Bakıyoruz, PYD artık PKK dememiş olayım. PYD ya da IŞİD Türkiye'ye karşı hava atışı yapacak. Türkiye'ye karşı bir sızma harekatı yapacak. Bizim zaten sonuçta topçumuz var, F-16'ımız var ve bunlar belli bir menzili var. Bu menzile girdikleri an Türkiye sınırları içinden füzeyi gönderiyoruz ve onları imha ediyoruz. Ama yine Suriye toprakları içinde bir harekat yaptığımız için bu da sınır ötesi operasyon oluyor. Dolayısıyla bunun içine bir mektup gönderdik ve bu mektuptan bir kesit de burada.
Suriye rejiminin ülkesinden yayılan tehditleri engellemeye muktedir veya istekli olmadı. Muktedir işte birazcık değiştirmişler maalesef. Veya istekli olmadığı açıktır diyor. 24 Temmuz 2015 tarihinde. Fırat Kalkanı ise 24 Ağustos 2016'da başlıyor. Yani bizim aslına bakarsanız yaklaşık 13 ay civarında öncesinde operasyonumuz devam ediyordu. Çok fazla gündeme gelmemekle beraber. Daha sonrasında Fırat Kalkan Harekatı gerçekleşti ve en son Zeytinli Harekatı halen gerçekleşmekte bildiğiniz üzere. Şimdi baştan bahsettiğim bazı gereklilikler ve şeyleri Fırat Kalkan Harekatı'nın mektubu üzerinde örneklerle göstermeye çalışacağım ama bu kısmı tercüme etmedim. İngilizce bilen arkadaşlar aradaki farklılıkları göstersin, görebilsin ve ben de farklılıkları daha rahat ifade edebilmek adına. Türkiye burada diyor ki, bizim terörizme karşı aldığımız önlemler her daim orantılı, ölçülü ve sorumlu olmuştur. Orantılılık, başta bahsetmiştim, ilke. Kalan kısmı tamamen uluslararası aradaki haklılığı ifade etmek üzere eklenen şeyler. Ve diyor ki, right of self-defense, yani meşru müdafaa hakkı, 51. maddede, en başta gösterdiğim maddede kabul edilmiştir. Yani ben buna dayanarak yapıyorum ve yaptığım müdahale orantılı. Tam olarak aslında bunu söylüyor. Daha sonrasında silahlı saldırının gerçekleşmesi gerektiğinden bahsettik. Bu kısım Zeytinli Harekatı'nda da söyleyeceğim. Bence çok güzel yazılmış. Çünkü Zeytinli Harekatı ile ilgili mektubu biz bu kadar açık ve net belirtememişiz maalesef. İlk olarak diyor ki roket saldırıları var, topçu atışları var ve 21 insanımız hayatını kaybetti. Sonra diyor ki DAEŞ ülkemizde terörist saldırılar gerçekleştirdi ve yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. En sonunda diyor, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, o dönemde operasyon 4 gün önce Gaziantep'te bir düğün bombalaması olmuştu. 54 insanımız hayatını kaybetmişti. Diyor ki en son yaptığı saldırıda 54 insanımızı öldürdü ve bu insanlar arasında kadınlar ve çocuklar vardı. Ben bunu silahlı saldırı olarak kabul ediyorum ve ben meşru müdafaa hakkını kullanıyorum diyor. Ve ayrıca belirtiyor ki ben DAEŞ'e karşı yapıyorum. Suriye topraklarında yapıyorum, Suriye ülkesinde yapıyorum, Suriye'yi bu durumdan sorumlu tutuyorum ama benim harekatım IŞİD'e karşı. Ve mektubun devamında da diyor ki ben Suriye'nin toprak birliğine, toprak bütünlüğüne, siyasal bilmem nesine saygılı olmaya devam edeceğim. Ve Suriye'deki bu iç savaşın silahla değil siyasal bir süreçle çözümleneceği inancım tamdır gibisinden devam ediyor. Tabii bunlar biraz daha uluslararası aradaki haklılığı ifade etmek için yapılan şeyler. Şimdi Zeytinli Harekatı'na geliyoruz. 2018'de başladı. Ocağın 20'si miydi? Halen devam ediyor. Şu an biraz daha hız kaybetmiş durumda. Orantılılık ve meşru müdafaa aynı şekilde. Burada yine diyor ki orantılı ve ölçülü diyor. Bu sefer responsible'ı atmışlar. Right of self-defense yani meşru müdafaa hakkı ve işte 51. maddede bulunan diyor. Bu kısmı geçiyorum. Şimdi burada ne demiş? Son dönemdeki artış. Neydeki artış? Roket saldırıları ve taciz ateşleri. Daha demin kaç vatandaşın şehit olduğunu, kaç vatandaşın hayatını kaybettiğinden bahsediyordu. Burada dedi ki Hatay ve kilise bu saldırı Hatay ve kilise doğru gerçekleştiriliyor. Ve bu saldırının gerçekleştiği bölgeler PKK, KCK, PYD, YPG terörist örgütünün kontrolü altındadır ve çok fazla sivilin, askerin hayatını kaybetmesine ve pek çok insanın yaralanmasına sebep olmuştur. Bizde bunun verisi var. Zaten PKK ile 30 yıldır, 40 yıldır mücadele ediyoruz. Afrin'den gelen sızma harekatlarını da, yani PKK'nın yaptığı harekatı da biliyoruz. Kaç insanımızın şehit olduğunu da biliyoruz. Neden açık açık yazmıyoruz? Yani haklı olan şeyi bu kadar basit bir kelimelerle ifade ettiğiniz zaman maalesef ki uluslararası arenada haksız mısınız da savunmuyorsunuz diye makaleler ve blog yazıları ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında diyoruz ki DAEŞ tehdidi. Neydi DAEŞ tehdidi? Suriye'nin farklı bölgelerinde toprak kaybeden IŞİD Afrin'e doğru gelmektedir. Ve bu geliş Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin güvenliği tehdit etmektedir. Yani DAEŞ tehdidi hala devam etmektedir. Bunun herhangi bir şekilde hukuki bir boyut yok. Burada bahsedilen konu sadece bakın biz kendi güvenliğimizi koruyoruz ama biz bunu yapmazsak yani siz de zarar göreceksiniz diyerek uluslararası bir meşruiyet kazanmak amacı. Hukukiliği ispat ettikten sonra meşruiyet kazanma amacına herhangi bir sakınca yok. Ama dediğim gibi maalesef burada hukukiliği çok rahat ispat edebilecekken, çok daha güzel bir şekilde ifade edebilecekken önemsemeyip bunu eklemek bence biraz sıkıntılı. Ben bu çalışmayı FSM, UHAM, Uluslararası Hukuk Araştırma Merkezi'nde de yaptım. İnşallah partisi günü internete koyacaklar. Editoryal süreç devam ediyor. Oradan derli toplu olarak ek bilgilerle ve bazı eksik bilgilerle tekrardan okuyabilirsiniz. Sorunuz varsa cevaplamaktan memnun ediyorum. Buyur abi. Teşekkür ederim anlatımınız için. Ben teşekkür ederim. Ben aslında fazla kavramsal
kıymetinizi bence güzel aktardığınızı düşünüyorum. Teşekkürler. Benim sorum şu, genel olarak baktığımız zaman müdahale yapılacak, genel olarak baktığımız zaman çok üzerinde vurgulayarak söylediğiniz için merak ediyorum. Birleşmiş Milletler'e yapılacak bir operasyonda detaylı bilgi vermenin üzerinde çok durdunuz. Uluslararası hukuk açısından. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman onlara bir manada briefing verir gibi bütün bilgileri, daha doğrusu uluslararası hukuktan tarafımızda doğacak haklar önleme açısından bilgi vermek bir yönde de aslında bizim zaafımıza olan bir durum değil mi? Ben şu örneği vermek istiyorum. Mesela sözde Ermeni soykırımı ile alakalı 1992 yılında 42 milyon tane dünya üzerinde yayın yapılmış. Ermeniler tarafında. Evet. Bunu bizim tarafımızdan baktığınızda 3000 adet küsur civarlarındaydı 1999 yılı itibariyle. Yani makale ve blog yazılarına baktığımız zaman açısında bir şeyin meşruluğunu kıyaslamamız ne derecede doğru. Bir de burada Birleşmiş Milletler üst işte bir güç olarak görmüş olmuyor muyuz biz onlara detaylı bilgilendirme yaptığımız zaman? Sonuçta burada mağdur olunan bir durum var. Mesela işte Gaziantep'teki şey gibi düğün baskını, işte şey bombalı saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın şehit olmasını işte uluslararası kamuoyu biliyor gibi. Ben bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şöyle, ilk olarak yani bizim ülkemizde maalesef böyle bir şey var. BM'ye bakış açımızda bir sıkıntı var. Ki bu Orta Doğu'da, yani bize dahil ederek söylüyorum, çok yaygın bir şey. BM'nin sorunları çözememesi ve çözdüğü zaman da daha kötü sonuçlar ortaya çıkartması alakalı bir şey. Ama biz BM'nin üyesiyiz. BM'nin 193 tane üyesi var. Ve BM hem Türkiye'nin hem başka ülkenin lehine ve aleyhine pek çok iş yapıyor. BM kendisi tüzel bir kişi. Ne Amerika'nın oyuncağı ne başka bir ülkenin. Elbette ki etki ve benzeri şeyler var. Ama mesela size bir örnek vereyim. İsrail'in Filistin'le karşı yaptığı gayri hukuki eylemleri meşrulaştırmakta en büyük zorluğu BM önünde yaşıyor. Yani bu bir örnek mesela sadece. Ayrıca biz burada BM'ye üye olarak, ki üye olmadan şu an devlet olarak var olmak biraz zor. Bahsettiğim gibi 193 ülke üye. Var olmak çok zor ve bu bir hukuki imkan. Yani diyor ki, bir şey yapıyorsun, bana bunun hukukunu nasıl bir temele, nasıl bir dayanağa sahip olduğunu anlat. Yoksa senden şey beklemiyor. İlk girdiğinde Afrin'in doğusundan gireceğim, sonra batısına geçeceğim. Orada bir işte cep açacağım, cepten teröristlerin kaçmasına fırsat. Bunlardan bahsetmiyor. Sadece diyor ki, niye yapıyorsun? Beni ikna et de demiyor. Sadece açıkla. Bu nerede işimize yarar? 3 gün sonra uluslararası bir arenada, belki mahkeme, belki başka bir arenada, bizim kendimizi savunmamız gerektiğinde, Recep Tayyip Erdoğan bunu demişti, işte Başbakan Binali Yıldırım bunu demişti, işte Büyükelçimiz şöyle bir açıklama yapmıştı demek yerine, bakın biz zaten metinde açıkladık demek. Yoksa hani bizim aleyhimize olan bir şey açıklamıyoruz aslında. Sadece lehimiz olan verileri kullanmış oluyoruz. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Bu uluslararası hukuk şeyini, ben tarih öğrencisiyim. Ve 19. yüzyıldan itibaren bu uluslararası hukuk kavramı ve uluslararası hukuka atıf başladı. Özellikle bu işte Avrupalı devletlerin ve yani batılı devletlerin diyelim koloniler kurmaya başladığı dönemlerde uluslararası hukuku kendi koloni kurma şeylerin çabalarını meşrulaştırmak için kullandılar. Bu daha sonra çok daha farklı bir şey evrildi. Ve ben gerçekten hani bir dilemma var gerçekten orada. Hani bu Birleşmiş Milletler'e sürekli bir briefing verme arkadaşın dediği gibi. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bu briefing sadece biz vermiyoruz, Amerika'da veriyor. Tabii tabii, herkes veriyor. Tamam, işte, onu söylemiş olayım. Yani briefing verme biraz şey gibi gelebiliyor bazen insana. Rahatsız edebiliyor. Yani biz egemen bir devletiz. Fakat eğer bu briefingler olmasa, bu 19. yüzyıldan önceki devletlerin kendi keyfine göre başka devletlere savaş açma durumu ortaya çıkar. Bugünkü dünya düzeninde de ben bunun fazla mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum, evet, yani şu an sonuç olarak uluslararası bir sistemden bahsediyoruz. Yani bunlar sistemin oyun kuralları. Yani bizim çok sevip sevmememiz değil, yani sistemi kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa yani sisteme entegre olalım, sistem çok iyidir, bunları söylemiyorum. Sadece böyle bir sistemin var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve eğer sistemin kurallarını birazcık zorlarsanız,
sınırların dışına çıkmak isterseniz nelerle karşılaşabileceğiniz, yani dünyada bazı örnekler var. Şu an isimle ifade etmeyeyim ki tartışma çıkmasın. Ama bakabilirsiniz. Yani bunlar yapmak gerekebilir mi? Bu tartışmalı bir konu. Bazı noktalarda bence gerekir, bazı noktalarda gerekmez. Briefing konusunda gerekmediğini düşünüyorum. Değil mi? Çünkü zaten bizim lehimize olan bir şey. Ama bazı noktalarda evet, bazen o sınırı zorlamamız gerekiyor. Hak veriyorum. Onun dışında şöyle bir düzeltme yapayım. 19. yüzyılda çok daha fazla gündeme gelmekle birlikte Batı kökenli uluslararası hukuk daha çok 16. yüzyılda Grotius'un kitaplarıyla başlıyor. Hani daha bir geniş kökeni var. Hatta eğer bunu biraz daha Müslüman bakışla bakarsanız 8. yüzyılda İmam Muhammed Eş-Şeybani'nin kitapları var bununla alakalı. Ama hani dediğinizde haklısınız. Hani 19-20. yüzyılda özellikle 1. Dünya Savaşı ve sonrasındaki sistemle beraber çok hızlı bir gelişme oluyor. Genel olarak böyle sorunuza cevap alabildiniz mi bilmiyorum. Bir de hani arkadaşın düşündüğü şeyleri düşünmekle beraber bunun mantığını da hani izah etmek için biraz tarihi bir süreç var ve bu dünya düzeni değişmedikçe biz Birleşmiş Milletler'e açıkçası hesap vermek zorundayız gibi sanki. Uluslararası Bakış açıları biraz farklı. Topluma. Dediğim gibi ben bunu hesap vermek olarak görmüyorum. Ben sadece hakkını ifade etmek olarak görüyorum. Çünkü eğer bunu hesap vermek dersek mahkemelere ne diyeceğiz? Mesela burada kimse çıkıp demiyor ki ya Afrin Harekatı'nda böyle bir şey yapmışsın. Yani BM için konuşuyorum. BM'den genel sekreter çıkıp Türkiye açıklama yaptı ama hiç beğenmedim. Böyle bir şey demiyor. Sadece bu açıklama arşivlere girmiş oluyor. Yani hesap verme olsa karşı tarafın bir de hesap sorması gerekir. Hesap sorma yok burada. Mahkeme önünde hesap sorabilirler. Bu ayrı bir şey. İnşallah öyle bir şey karşılaşmayız. Zaten şu an için bu risk çok çok küçük. Ama yapılacağın şeyler tabii ki mahkeme önüne de gelebilir. Bunların da farklı ihtimalleri var. Program sonrasında vaktim var. Eğer isterseniz konuşabiliriz. Ama ben bunu hesap verme olarak değil de sadece haklılığını ifade etmek olarak görüyorum. Çünkü bize hesap soran yok. Ben böyle bakıyorum. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Tabii. Bu Zeytin Dalı'nda yapılan açık mı? Sesim ben duyuyorum. Bu Zeytin Dalı'nda yapılan açıklamada ölüm, yaralı vesaire sayılarının belirtilmediğini söylediniz ve bunu eleştirdiniz. Hani evet. Bir yıl önceki açıklamayı örnek gösterdiniz. Neden yapılmadığını düşünüyorsunuz? Bu kadar etkiliyse ve daha bir yıl önce bu yapılmışsa neden Zeytin Dalı'nda yapılmadı? Şimdi şöyle, bu ne kadar etkili, bunun uluslararası hukuka ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Şimdi genel olarak Türkiye'de şöyle bir algı var. Uluslararası hukuk zaten işlemiyor, uluslararası hukuk çalışmıyor. Uluslararası hukukun çok farklı boyutları var. Mesela siz buradan Londra'ya, siz buradan Kabil'e uçakla gittiğiniz zaman uluslararası hukuk söz konusu. Mesela Osman Gazi Köprüsü inşa ederken yabancı bir yatırımcı geldiği zaman uluslararası yatırım hukukundan bahsediyoruz. Bu alanlar çok iyi işliyor. Uluslararası deniz hukuku inanılmaz güzel işliyor. Ama bazı işlemeyen konular var ki buna aslında uluslararası hukukun bir alt başlığı olan, insancıl hukukun da alt başlığı olan bazı şeyler işlemiyor. Burada mesela diyoruz ki Rusya geliyor bomba alıyor. Kimse hesap sormuyor. Aslında hukuken aykırı, hukuka aykırı ama hesap sorma, yani biraz daha o işi zorlayacak, mesela mahkeme önüne koyacak sistemler biraz sıkıntılı. Bunlara bazen değer vermeyebiliyor devletler. Zaten ben sahada kazandığım zaman bunu ifade etmek zorunda değilim diyebiliyor. Ya da bürokratlar işini düzgün yapmamış olabilir. Kim yazdığını bilmiyorum. Şimdi altına bir imza var hani ama muhtemelen o yazmamıştır normal olarak. Yani benim verdiğim değeri vermiyor olabilirler, hukukçuların verdiği değeri vermiyor olabilirler. Oradaki kişi hukukçu dahi olmayabilir. Yani farklı alanlardan insanlar farklı değeri verebilir. Mesela burada siyaset bilimi okuyan arkadaşlar veya uluslararası ilişkiler okuyan arkadaşlar, ya kardeşim bahsediyorsun kurallardan ama hani sahaya girdik vurduk işte. Afrin artık bizim kontrolümüzde. Bu şekilde bakıyor olabilir. Ama ben diyorum ki bunu daha meşru bir şekilde, hukuka dayanarak ki haklıyken, haklımızı ifade ederek yapmak daha iyidir. Ben bu şekilde bakıyorum. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Sanırım yok. Teşekkür ederim.